Tamam. Herkese merhaba. Günün ikinci paneline hoş geldiniz. Bu panelde pratik tarafı konuşacağız biraz daha. Geçtiğimiz dönemden bu yana yaklaşık ekibi olarak çeşitli fakültelerden hocalarımızla bir araya geliyoruz. Aklımızdaki meseleleri, bu dönem yaklaşmaya çalıştığımız konuları onlarla paylaşıyoruz. Ve onlar da kendi derslerinde veya atölye çalışmalarında geliştirdikleri yeni yaklaşım ve yöntemlerle bu konuları öğrencilerle birlikte ele alıyorlar. Kimi zaman daha sanatsal yöntemler kullanıyoruz, kimi zaman çözüm odaklı düşünüyoruz beraberce. Bugün de projeleri halen devam etmekte olan dört hocamızla beraberiz. Aslında size onları kısaca bir yandan tanıtmak istiyorum. Bu çalışıyor mu? Sert basacağım. Evet. Önce kendimi tanıtarak başlayayım tabii. Çünkü Özyeğin topluluğunda belki benim de ismimi duymamışsınızdır haliyle. Yaklaş ekibine yaklaşık 6 ay önce katıldım. Bu proje bağlamında işbirliği yapıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Ben aslen şehir plancısıyım. Daha sonra sosyoloji yüksek lisansı yaptım. Şu anda da daha ziyade sürdürülebilirlik gündemi, kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve bütün bu alanların diğer çalışma alanlarımda kesişimi etrafında çalışıyorum. Daha evvel sanat alanında uzun bir süre deneyimim olmuştu. Güncel sanat alanında öğrenme programları geliştirmek, kamuyla ilişki kuran, birlikte düşünen programlar geliştirmek üzerine çalışmalarım oldu. Behbi Koç Vakfı'na bağlı Arter Çağdaş Sanat Merkezi'nde çalışıyordum. Dolayısıyla aslında tüm bu tecrübeyi buraya taşımak bana çok heyecan veriyor ve hocalarla birlikte çalışmak, birbirimizden öğrenmek. Biz Yaklaş ekibi olarak kendimizi bir aracı, kolaylaştırıcı, bağlantı kuran, yaklaşmaları kolaylaştıran bir ekip gibi tanımlıyoruz. Ben lafı uzatmadan bugünkü ilk konuşmacımız olan Ezgi hocama dinleyeceğim, Ezgi hocama geçeceğim. Fakat sorularla tabii ki açacağım şey boyunca. Çünkü bu oturumun temel odağı şu olacak, şu üç soru olacak. Bir üniversitede öğrencilerin sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığını yükseltmek için neler yapılabilir? Aslında Özyeğin Üniversitesi bu soruyu sıfırdan sormuyor. Geçtiğimiz 15 sene boyunca yoğun bir biçimde bu soru sorulmuş ve farklı biçimlerde yanıtları geliştirilmiş. Örneğin hazırlık sınıflarından itibaren çoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Sürdürülebilirlik gündemi İngilizce derslerine entegre edilerek ele alınıyor ve öğrencilerin bu alanlarda projeler yapması sağlanıyor. Ancak elbette bir yandan da sınırsız yeni yöntem ve yaklaşım geliştirilebilir. Çünkü sürdürülebilirlik bir söylemden ibaret değil. Burada topu yere indirmemiz çok önemli. Dolayısıyla bizler de yaratıcılık, sanat ve katılımcı süreçlerle eyleme geçmeyi nasıl tetikleyebiliriz? Çözüm üretmeyi nasıl tetikleyebiliriz? Biraz buna bakıyoruz. Ve tabii ki aslında tüm hocalarımın yaptıkları bir yerde şuraya da varıyor. Bir üniversite kampüsü, bir tür saha çalışması, örnek vaka çalışması gibi kullanılabilir mi? Yani bu kampüs ve bu dere üzerinden biz yaratıcı yöntemlerle neler yapabiliriz? İlk olarak Ezgi Hamza Çebi hocamızı dinleyeceğiz. Ezgi hocam Özyeğin Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi, edebiyat alanından geliyor ve insan olmayanların edebi temsilleri üzerine bir yüksek lisans tezi var, Boğaziçi Üniversitesi'nde yazdı. Şu an doktorasına devam ediyor. Feminist spekülatif kurmaca metinlerde insan olmayanların temsili, bilgi üretimi ve edebiyat ve bilim ilişkisi gibi konulara odaklanıyor. Ezgi hocamdan geçen ay, değil mi? Neredeyse bir ay oldu. Burada yaptığı atölyeyi, onun hikayesini, çıktılarını dinleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bu bütün programı çok heyecanlıydı ve ilk paneldeki konuşmaların neredeyse ve benim konuşmamdaki bazı şeylere dolanması da ayrıca bana heyecan verdi dinlerken. Ben aslında bu projeden önce işte TLL dersleri veriyorum. Bu bizim okulda bütün hani bölümlerin zorunlu dersi, birinci sınıf dersi. İşte eleştirel düşünme, tartışma, okuma, yazma dersi diye kabaca tarif edebilirim.
Ve benim yüksek lisanstan beri çalışma alanım, yani insan olmayan edebiyattaki temsili olunca, ben bunu nasıl derse zaten dahil edebilirim diye 2019'dan beri burada çalışıyorum ve bunu üstüne düşünüyorum. İşte ne bileyim, münazara yaptırdığımızda konuyu oradan seçmek, işte belgesel ya da makale okutma kısmında, mesela geçtiğimiz dönem Eko belgeselinin ilk bölümünü izletmiştim. Ama işte eleştirel kuramları öğrettiğim derste muhakkak eko eleştiri anlatıp aslında edebiyat üstünden, edebiyatta insan olmayanın temsilini zaten aslında öğrencilerle paylaşmaya çalışıyorum. Ama burası bana başka bir alan açtı. Bu yaratıcı bir hikaye oluşturma, birlikte bir hikaye örme atölyesini hazırlarken çok keyif aldım. Ama beni bu atölye fikrine götüren bir şeylerden bahsetmem gerekiyor önce. Yani kendi disiplinimden konuya yaklaşmam gerekiyor diye düşünüyorum önce. Şimdi yerelden küresele belki de son zamanlarda hepimizin en çok duyduğu, konuştuğu kavram kriz kavramı ve etimolojik kökenine baktığımızda Yunanca krisisten geldiğini ve bir hastalığın iyileşmeye mi, ölüme mi evrileceğinin dönüm noktası olarak ilk defa Hipokrat tarafından kullanıldığını gördüm. Krizin bu bedenin hastalığı için olan kullanımı şu an deneyimlediğimiz haliyle ekolojik kriz alarmı karşısında ne yapmalıyız meselesini konuşurken, yani gezegenin hastalığı için bir şey yapsak çözüm olur mu? Hepimiz yok mu olacağız? Ne kadar ne yaparsak neyi kurtarırız gibi soruları kullanırken de bu kavram kullanışta gibi görünüyor. Ama dikkat ederseniz burada bir ekonomiden söz ediyoruz. Yani hesap kitap yapıyoruz. Öyle ki ekonomi ve ekoloji sözcüklerinin etimolojik kökeni de ev, yerleşilen, ikamet edilen yer anlamına gelen oikos'tan geliyor. Ve ekonomi evdeki kaynakların nasıl yönetileceğiyle ilgileniyorken ekoloji ev neresi, iç neresi, dış neresi, bütün bunlara dair düşünüp bunun bilgisini üretiyor olmalı. Ama sanki bu iki disiplin birbirlerinden çok başka alanlarmış gibi algılamaya meyilliyiz. Ekonomik olarak karlı faaliyetler bizim bu ortak evimizin, gezegenin yok olması pahasına sürdürülüyor. Bu bakımdan ben sürdürülebilirlik kavramıyla tam olarak neyi sürdürme amacımız olduğunu da iyi analiz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve son yıllarda bu antroposen kavramının her yerde karşımıza çıkmasının bir nedeni de artık aslında gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların da yaşamlarının tehdit altında olmaya başlaması diye düşünüyorum. Yani ancak belli bir kesimi de tehdit ettiğinde biz bunu bir kriz olarak algılamaya başlıyormuşuz gibi. Oysa yüzyıllardır birileri zaten çok benzer felaketler yaşıyordu. Dolayısıyla biz evin sınırlarını ne zaman, nerede, nasıl çizmiştik? Bunun üzerine düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine kriz kelimesinin kökenine dönersem, bu kelimeyi biraz daha parçaladığımda krei kökünden geldiğini ve bunun da ayırt etmek, ayrıştırmak, elekten geçirmek, ayrım yapmak, farkı görmek gibi anlamlara geldiğini gördüm. İşte o zaman ha dedim, yani ayırmak, ayırt etmek hem başımızın belası ama hem de olmazsa olmamızımız gibi görünen bir edim sanki. Ki aslında bir önceki panelde de değinildi, antroposenin ne zaman başladığına ilişkin de farklı öneriler söz konusu. Tarım devriminden başlatacağız, sanayi devriminden mi, atom bombası mı gibi soruları, bu sorular arasında bir seçim yapmaya çalışıyoruz. Ve nereden başlatacağımız da ayrı bir kriz oluyor ve olmalı da muhakkak. Çünkü bence tam da bu ayırma ve ayırt etme anlarında şekilleniyor eylemlerimiz ve ne yöne doğru gideceğimiz. Neyse ki aslında bugün ekolojik felaketin en önemli nedenlerinden biri olarak insanın kendisini diğer tüm varlıklardan ayırdığı, kendisinin failliğini pekiştirip diğer her şeyi edilgen kıldığı bir düşünce tarihine işaret edebiliyoruz. Ve ekolojik felaketin kıyısında olduğumuz birçok bilim insanı tarafından güçlü delillerle kanıtlanırken, buzulların erimesinden bir sürü canlı türünün yok olmasına, sel felaketlerinden ya orman yangınlarına, antroposenin etkilerini gündelik yaşamımızda da artık daha çok deneyimliyorken, çıkarılan istatistikler, grafikler ne devletleri karbon salımını azaltmaya ne de halkları, toplumları, devletlere isyan etmeye yetiyor. Farklı disiplinlerde, önceki panelde de gördüğümüz gibi zaten aslında ekoloji konusunda, ekolojik duyarlılıkla bir takım alternatif yöntemler tartışılıyordu nicedir. Peki estetik etkisiyle
insanları harekete geçirebilme potansiyeli olan edebi metinlerin ve benim de içinde bir söz üretmeye çalıştığım edebiyat çalışmalarının bu mücadeleye nasıl bir katkısı olabilirdi? Ekolojik olarak duyarlı ya da doğru etik pozisyonda duran bir edebi metinden söz edilebilir miydi? Benim kendi disiplinim içinde 10 yıldır yaşadığım krizin göbeğinde yatan sorulardan bazıları bunlar. Kriz diyorum çünkü üniversitelerin özelliğinin hiçe sayıldığı, giderek itibarsızlaştırıldığı günümüz Türkiye'sinde 17 yıldır da Boğaziçi'li biri olarak ben edebiyat bölümünde okumanın, çalışmanın hem kendim için hem de başka varlıklar için anlamı, faydası üzerine pek de iç acıcı olmayan düşünme ve duygulanım hallerinden geçtim ve geçmeye de devam ediyorum. Yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada üniversitenin yalnızca sermayeye iş gücü üretmeye odaklandığı ve sosyal ve beşeri bilimler gibi alanlara çok daha az kaynak ayrıldığı bir bağlamda gündelik hayatta kalma pratiklerimle geleceğe yönelik kaygılarım arasında aslında disiplinimle sallantıda bir ilişkim var. Benim hayalimdeki üniversite konumlandığı küresel kentle yeni bir ilişki kurarak gezegenin tümüne ilişkin bir görev üstlenen bir üniversite ve bununla birlikte salt bir kişiye, topluluğa, disipline, türe, herhangi bir kuşağa, bir kurtarıcı kahraman gözüyle bakmamamız için de bir sürü neden olduğunu düşünüyorum. Yani bugün şu konuşmada size bakın, edebiyat, hikayeler anlatmak, nelere muktedir, gezegenimizi nasıl iyileştirecek falan gibi güzellemeler yapamayacağım ne yazık ki. Keşke öyle bir sihirli formül olsa ama yok. Ama bununla birlikte hikayelerin kesinlikle bir şeyler yapabildiğini düşünüyorum. Bunu bizzat sıradan bir okur olarak, yani hani disiplini bir kenara bıraktım, gündelik yaşamımda deneyimliyorum. Başta kendimle ve karşılaştığım farklı varlıklarla olan ilişkimi dönüştürebilecek potansiyelde edebi metinler var, görüyorum. Dolayısıyla benim için edebiyat, estetik etkisiyle insanları harekete geçirme, farklı varlıklar arasındaki bağları görünür kılma ve var etme, mümkün olduğunca fazla çeşitlikte varoluş halini inşa edebilme potansiyeline sahip bir mecra. Ve bir edebi metnin bu çeşitliliği ne kadar gözettiği de aslında o metnin hem ekolojik hem etik hem de estetik kaygısıyla ilgili bir fikir veriyor bana. Çünkü ya bir yandan bu çalışmamın hani 10 yıldır çalışıyor, yüksek lisans tezinden beri aslında sorduğum soruların bazıları şunlar. İnsan merkezci olmayan bir edebi metin mümkün mü? Mümkün değilse bile bu duyarlılığı gözeten etik duruşun dereceleri nasıl belirlenir? İnsan olmayanı anlatmaya çalışan dil, ben, öteki, dünya, iç, dış sınırlarını nerede, nasıl çizer? Bir varlık kendi dediği şeyi ötekinden nasıl ayırır? Ve bu ayırma çabası onu nasıl etik bir sorumlulukla baş başa bırakır? Yani bu tüm bu sorular aslında benim dediğim gibi yüksek lisans çalışmalarımdan beri bu sorular ve yanıtlarıyla ilgileniyorum. Ve edebiyatın hem yani estetiğin etikten ayrı düşünülemeyeceğini düşünüyorum. Estetikten bahsederken etikten de bahsediyoruz çünkü temsil giriyor. Bir başkası adına konuşmak giriyor Didem Hoca'nın bir önceki panelde değindiği gibi. Dolayısıyla ben bu dünyayı anlamak, hikayelerin içinde yaşamakla ilgilidir diyen Donna Haraway'den ilhamla kampüsümüzdeki dereye yaklaşmak için tasarladım atölyeyi. Bir şeye yaklaşmanın farklı yolları vardır. Biz atölyeye önce kendimizden hikayeler anlatarak başladık ve birbirimize yaklaşmaya çalıştık. Hani bilirsiniz bir atölyenin toplantının başında birbirini tanımayan insanlar oradaysa önce bir kendilerini tanıtırlar ya, ben şuyum buyum bir tanıtma ihtiyacı duyarız. Çünkü önemlidir kendimizi tanıtmak, tanımlamak, ötekilerden ayrı bir varlık olarak kendimizi konumlandırmak. Ama ben tüm varlıkların birbiriyle ilişki içinde, canlı cansız bütün varoluş hallerinin birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de atölyenin başında öğrencilere onların hayatında önemli olan bir hayvan ve bir su kaynağından bahsetmelerini istedim. Ve neden önemli olduğunu. Şimdi hayatınızda herhangi bir varlığın, canlı cansız, hayvan, insan fark etmez, neden önemli olduğunu anlatmaya başladığınızda hem bir yandan kendiliğinden bir hikaye örülmüş oluyor, bir yandan da bir ilişkiye vurgu yapmış oluyorsunuz. Aradaki bağ vurgu yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla tam da bu şekilde ilişkiden bağımsız, kıymeti kendinden menkul özneler olarak var olmak yerine aslında tam da ilişkiler dolayımıyla dünyada
bulunma halimizi vurgulamış oluyor bence böyle bir yaklaşım. Atölyeye bu şekilde başlamak beni çok mutlu etti. Bilmiyorum katılımcı öğrencilerimiz ne hissetti ama hani aslında farklı ilişkilenme biçimlerini ve hikaye etme biçimlerini de görmüş olduk böylelikle. Yani biz gözlemci olarak sizinle beraberdik. Onu aktarayım en azından. Hiç böyle bir sorunun bu kadar iyi o grubu angaje edebileceğini düşünmezdim mesela. Yani hayatından bir hayvandan bahset ve onunla ilişkini neden önemsiyorsun gibiydi değil mi soru? Ama herkesin anlattığı hikayeler bizi bir de bir su kaynağından bahsetti. Tabii tabii evet. Demiştiniz. Herkes işte kimi nehir, kimi deniz, hangi su kaynağıyla bir karşılaşması varsa ve neden? Çünkü onun içine sadece suyun varoluş halinden ya da hayvanın varoluş halinden bahsetmiyor. Orada ne zaman bulunduğu, ne olay yaşadığı, yanında başka kimler vardı? Bir anda bir sürü ilişkiler ortaya çıkmış oluyor onu anlattıkları sırada. O yüzden. Evet yani çünkü veriler işte ne bileyim göller tehlikede bir şeyler kuruyor. Bunlar çok soyut kalabiliyor zihnimizde. Ama ne zaman ki kişisel geçmişimizle, hatıralarımızla ilişkilendirebilmeye başlıyoruz, üzerine hayal kurabilmeye başlıyoruz. O zaman bizi çok daha içine alıyor bugünden. Öyle düşünüyorum kesinlikle. Şimdi atölye içeriğini nasıl tasarladığıma gelecek olursak yani aslında benim de çoğumuz kampüsümüzdeki derenin varlığından bu projeyle haberdar olduk ve can çekişen bir dereyle aynı yaşam alanında olmanın anlamına onun geçmişini, şimdisini ve geleceğini hayal ederek yaklaşabileceğimizi düşündüm. Bu nedenle de katılımcılar geçmiş, şimdi ve gelecek olmak üzere farklı gruplara ayrıldılar. Ben onlara hayal güçlerini harekete geçirmek adına bazı sevdiğim edebi metinlerden alıntılar verdim bir pusula niyetine. Biraz önce dolaşan sepetteki o renkli kağıtlardaki alıntılar öğrencilere verdiğim alıntılardan bazılarıydı ama bugün buraya sizinle de paylaşmak için ona daha nicesini de ekledik. Şimdi her bu geçmiş şimdi gelecek grubunda farklı alıntı seçkisi vardı. Nurdan Gürbilek diyor ki her yazar etkilendiği yapıda kendi kapısından girer. Atölyedeki katılımcılar da onlara verdiğim bu alıntıları kendi kapılarından geçerek, başka başka yerlerinden tutarak, kimini olduğu gibi kullandılar, kimini değiştirdiler, bozdular, kimini birleştirdiler, bir kolaj gibi kendi anlatımlarına dahil ettiler. Bu alıntıların yanı sıra onlara 4 ortak imge verdim. Hepsinin bunu kullanmasını istedim. Ama yerleşik anlamları dışında dönüştürerek, bu imgeler taş, ip, duvar ve sepetti. Gezen sepetin bir anlamı var, ona birazdan geleceğim. Ama tabii bu imgeleri rastgele seçmedim. Benim için belirleyici anlamları vardı. Taş, dünyanın oluşumuna, dönüşümüne dair bilgiyi içinde barındıran, zamanın sessiz ama bilgi yüklü tanığı gibi düşünebiliriz. Duvar, sınır çizer, özel mülkü, ülkeleri, toplumları, kültürleri ayırır. Bence bir şiddet biçimidir. Sepet, Ursula Le Guin'in kurmacanın çuval teorisinden ilhamla seçtiğim bir imge oldu. Bunu kısaca açıklamak isterim. Yine hikaye anlatıcılığı ile ilgili önemli bir yere değiniyor çünkü. Ursula Le Guin, erkek avcıya ilişkin antropolojik anlatının öldürme ve fethetme etrafında kurulmuş olan hikaye anlatım geleneğinin belirlediğini öne sürüyor. Ve insan tarihinin şiddet dolu köklerinden bugünün ekolojik felaketine iz sürerek hikayelerin ve anlatı formlarının egemen uygarlık anlatısıyla ilişkisine dikkat çekiyor. Bu insanlığın kökenlerine ilişkin anlatıya göre erkekler sopalarla, mızraklarla avlanır, doğa ve hayvanla savaşır, eve hem bir hayvan cesedi hem de avına dair bir hikayeyle döner ve gece o ateş başındaki toplanmada erkeğin gündelik mücadelesi bir epik anlatıya dönüşür. Ve o ateş başındaki ötekiler, yani kadınlar ve çocuklarsa hem avdan hem de avcının anlattığı hikayeden bir parça almak için orada pasif dinleyicilerdir, onların hikayesi yoktur. Le Guin, kurmacanın çuval teorisi denemesinde iki antropoloğun çalışmasını anıyor. Bu antropologlar, insan evrimine ilişkin anlatıda avcılığa birincil yer verilmesi nedeniyle uygarlığın köklerine ilişkin alternatif hikayelerin göz ardı edildiğini gözlemlemiş ve bu doğrultuda en eski ve önemli iki kültürel icadın kaplar ve bebekleri taşımak için bir çeşit askı olduğunu öne sürmüşler. Böylece de yeni bir kök hikayesi çıkmış ortaya. Kadınların ve çocukların toplayıcılık faaliyetlerine dayanan evrimin çuval teorisi. Bu teoriye göre kemikler ve sopalarla değil, kadınların çuvalı icat etmesiyle kültürün başlangıç çizgisi çizilir.
Böylelikle uygarlığın kökleri kadınların ve çocukların toplayıcılığı ile şekillenen yardımlaşma ve işbirliğine dayalı bir sosyalleşme teorisiyle yeniden anlamlandırılmış olur. İşte bu teoriden esinlenen Le Guin, kurmacaların da şiddetle tahakküme meyilli fatihlerin aracı olan bir ok yerine amacı kolektif yarar olan toplayıcıların kullandığı bir çuvalı benimsemesi gerektiğini söyler. Yani hedefe giden bir varış çizgisi olan bir ok, anlatı biçimi, formun dilimi öyle kurmak yerine çuvalı bir sembol olarak, bir model olarak alıp, çünkü bunun daha geniş, kıvrımına esnek olduğunu, içindeki şeylere göre şekil alıp onlara alan yarattığını ve amacın da bir bitiş, hedef değil de bir devamlılık olduğunu vurgular. İşte ben de bu atölyeyi tasarlarken bu atölyenin kolektif ve esnek bir alan açmasını arzu ettim. Öyle de olmuş gibi hissediyorum. Benim verdiğim malzeme tabii ki o yönlendirmeler öğrencileri harekete geçirdi ama onlar zaten heybeleri çok dolu gelmişti. Bambaşka duygulanım, düşünce, fikir ve bilgilerle gelmişlerdi. Hepsi de farklı bölümden, kimlikten, kültürel arka plandan öğrenciler olarak. Ve tam da Le Guin'in çuval teorisinin vurguladığı gibi bence kolektif ve esnek olmasının yanı sıra bu atölye aslında bitmiş hikayelerin değil, başlamış ve umarım devam etmeye gönüllü hikayelerin atölyesi olmuştur. Atölyede bir de storyboard fikrini kullandım. Şurada gördüğünüz posterler öğrencilerin atölyedeki çıktıları. Neden storyboard'u seçtim? Bu böyle klasik bir yaratıcı yazarlık atölyesi değildi. Öyle olmasını da hiç istemedim tabii ki. Kolektif bir hikaye örme atölyesiydi ve atölyenin sonunda yazılı bir metin ortaya çıkmasını da hedeflemedim. Birlikte bir şey oluşturmaları gerekiyordu. Hikayeleri anlatırken somutlaştırabilecekleri etkili bir yöntem olduğunu düşündüm. Hatta bunu yaparken klasik böyle hani storyboard şablonları diye yazınca Google'a böyle şeyler çıkıyor. Yani işte sinemacıların kullandığı o işte kareler ve altlarına yazılacak. Çok onların sınırları da nettir. Ama öğrenciler hiç o forma sadık kalmadılar. Tamamen kendi anlatım yollarını da resmetmiş oldular. Bu posterleri hazırlamaları için onlara böyle renkli fosforlu kalemler dışında bir de renkli yün ipten parçalar verdim. İşte demin o andığım hani dört ortak imgenin dördüncüsü ipti ve ipin de spesifik bir anlamı var tabii ki. Yine Donna Haraway'i anacak olursam, bu arada kendisi biyoloji alanından geliyor, bilim ve teknoloji alanlarında çalışan, feminist çalışmalarda olan ve tam da interdisipliner çalışmanın bence günümüzde bu anlamda vücut bulmuş hali diyebilirim. Çok seviyorum kendisini. SF diye bir kısaltmadan yararlanır. Çok anlamlı kullanır bunu. SF, science fiction, scientific fact, sisterhood, fabulation, speculative fiction, string figures. Bu hani kedi beşiği de deniyor. Parmaklara geçirilerek oynanan oyun var ya, ip oyunu. Bütün bunları anlamına gelecek şekilde birbirine dolanan düşünce ağını kapsayacak şekilde kullanıyor ve yeni bağlantılar ve birliktelikler üretirken ki düşünme eyleminin hareketliliği için bir sembol olarak kullanıyor bu SF'yi. Ve spekülatif kurmaca türüne, yani ütopyalar olabilir bu, distopyalar da olabilir, bilim kurgu, fantastik, bütün bunları içine alan belki bir şemsiye terimi olarak da düşünebiliriz. Spekülatif kurmaca türünün bir düşünce deneyi olarak alıyor ve aslında Haraway'e göre teori, yani bu düşünce deneyi, spekülatif kurmacalar da bir şey bilmeye değil de varoluşa ilişkin alternatif hikayeler anlatmaya dayanıyor ve ona göre teori dediğimiz şey de aslında spekülatif bir yazın örneği, alternatif ontolojiler inşa etmek adına ve o hikaye anlatıcılığı ve bilim icrasını bir el ele yürüyen faaliyetler olarak da değerlendiriyor ve çalışmalarında hem bilimsel çalışmalardaki hikaye anlatıcılığından örnekleri hem de edebi metinlerdeki bilgi üretme, bilme biçimlerini birbirine örerek göstermeye çalışıyor. Belki hani fırsatınız oldu olmadı bilmiyorum. Posterlerde QR kodlar var ve öğrencilerin bu atölyede oluşturduğu hikayelerin kendi dil nasıl anlattıklarına ilişkin videolar var. Sizi bir Drive linkine gönderecek ve oradan bir video izleme fırsatınız olacak. Çok son olarak şeyden bahsedeceğim. Her atölyede öne çıkan, benim dikkatimi çeken, şu ana kadar konuştuğum her şeye temas eden öğrencilerin ne ürettiğine ilişkin. Geçmiş ekibinin anlatısı sözlü gelenekte masal anlatımı sırasında ipin nasıl kullanıldığına ilişkin bir anekdotla başladı.
birbirimizden habersiz. Ben onlara vermiştim ama o atölyedeki, o gruptaki bir arkadaşımız zaten aslında sözlü gelenekte masalda ipin nasıl kullanıldığına ilişkin bir bilgi, bir deneyimle gelmişti. Onu hemen ipi bir uzuvu, bedeninin bir uzuvu gibi kullandı ve kendi anlatılarını anlatırken aslında çok performatif bir şekilde hikayeyi anlattılar ve ipi de kullanarak, anlatımlarına dahil ederek sundular anlatılarını ve böylece bedenin ve dilin, sözün, hikayenin de sınırlarının ne kadar iç içe geçtiğini bence vurgulamış oldular. Şimdi ekibi ise şimdinin geçmiş ve gelecekten ayrı düşünülemeyeceğini, bu nedenle anlatılarında geçmiş, şimdi ve geleceğin iç içe geçtiğini belirterek başladılar. Onlar ipi varlıklar arasındaki bağın sembolü olarak kullandı ve anlatılarında insanlar arasındaki bağların çok sıkı, çok yoğun olmasını doğaya zarar veren bir şey olarak yorumladılar. Yani bağın, insanlar arasındaki bu bağın, ki bunu fanatiklik ve milliyetçi duygular falan gibi düşünebiliriz, doğaya ve bütüne yönelik olmasına gerektiğine dikkat çektiler. Son olarak gelecek ekibi ise bir felaket sonrasını hayal etti ama felaketin ardından gelen başka bir yaşam ihtimalini vurguladı. İktidar, tahakküm ve mülkiyet arzularından sıyrılmış başka bir insan türü hayal etti. Dolayısıyla felaket kimin felaketi? İnsan burada hesap kitap yaparken yine sadece öncelikli olarak kendini mi düşünüyor? Bunlar üzerine düşünmeye devam ederiz diye umup sözümü burada kesiyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Biraz vakit dardı, evet, kusura bakmayın, sıkıştırdım aralarda. Ama ekolojik krizin sınıfsal boyutlarına da dikkat çektiğiniz için de çok teşekkürler. Mehmet Hocam, Özyeğin'de, evet, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi. O da mimari projesinde stüdyoda öğrencilerle birlikte bir çalışma yürütüyor. Sizi çok tanıtmadan direkt konuya geçebiliriz. Benim sunumu, ben geçebiliyor muyum acaba? Başladı bile. Tabii ki. Buyurun. Şundan bahsedeyim. Tamam, okey. Ben şöyle bir düzenek yaptım kendime, buradan da takip edeceğim. Harika. Tamam. Şimdi ben Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin Mimari Stüdyo 102 ve 201 dersini veriyorum, B şubelerini. Bu dersler nedir, onu anlatayım. 101 temel tasarım dersi, yani ilk defa temel tasarım alan öğrenciler, 102'de ilk defa böyle bir yapısal kurguda bir şey tasarlıyorlar. Şimdi bizim stüdyodaki hedeflerimizde de şöyle bir şeyimiz var. Genelde dönem ikiye bölünüyor ya da bir çeyreğe bölünüyor. 4 hafta bir projemiz var, ilk modül. Bu modülde işte Ceyda'yla, buradaki hocalarımızla tanıştık. Böyle bir şey oldu, fırsat doğdu. Dedik ki dereyle ilgili, bunun farkındalığının artmasıyla ilgili bizim stüdyomuza buna entegre edebilir miyiz? Ben de zaten yapacağımız şeyler buna yakın şeylerdi. Yani o olmasaydı mesela bir mobilya, bir içine girebileceğimiz bir yapı, küçük hafif bir yapı yapacaktık. O da dereyle bütünleşti. Bence çok güzel oldu, denk geldi. Şöyle koyduk adını, kampüs ve dere ilişkisinde kent mobilyaları dedik. Aslında kent mobilyaları değil, kampüs mobilyaları demek lazım belki. Yani kent mobilyası en basitinden mesela Kadıköy'de gördüğünüz banklar kent mobilyasıdır ama içine girdiğiniz birdenbire bir pavilyona da dönüşebilir bu. O da bir mobilyadan hallice bir durumdur. Böyle bir tanımı böyle oturtmak lazım. Ondan sonra bu 4 hafta öğrencilerle bu şeyi çalıştık. Şimdi, evet. Şimdi ben öğrencilere şöyle bir şey söyledim. Belli bir volümde bir sınır çizdim tabii. Yani 5 metre, 5 metre, 5 metre böyle bir hacim çizdim. Fakat çok, biraz da serbest bırakmak lazım. Tasarımda öğrencileri çok sınırlandırmamak, yeri geldiğinde yönlendirmek lazım. Benim bakışım bu. Şimdi öğrencilerle onu dediği bir saha gezisine çıktık ilk gün. Herkes gibi, buradaki hocamın da dediği gibi, ben de dahil olmak üzere fark etmediğim o yolu takip ederek böyle bir şeyde bulundu. Sert basıyorum. Evet, bastım. Tamam, evet. Şimdi bu gördüğünüz Söğüt ağacı değil mi hocam? Biraz solmuş ama. Evet. Yani oldu. Tamam. Evet. Şimdi ya şöyle bir şey oldu. Bir de gittiğimiz gün çok güzel bir gündü. Şimdi bizim kampüsümüzde demin önceki sempozyumda da panelden de dendi ki hani iyileştiriliyor, sürekli yanıtlar aranıyor, cevaplar veriliyor falan. Bunların olduğunu gördük fakat daha da ilerletebiliriz. Şöyle bir şey oldu. Peyzaj açısından, yani biz oraya adımımızı attığımızda yurttan buraya sabahleyin gelen öğrencilerin yaşadığı şey ve bizim burada yaşadığımız şey aslında aynı değil. Yani biz burada daha eğitim binaları arasında daha böyle toplu bir şey, senaryoda
günümüzü geçiriyoruz. Gün de güzeldi, böyle bir toprak kokusuyla bütünleştik. Dedi ki tamam, bu kampüsün aslında böyle bir potansiyeli var fakat biz bunu yaşamıyoruz. Oldu. Bir bu, iki de dere, yani dere de aynı şekilde. Onun da eklentisi. Yani dedik ya, can çekişen dere. Şimdi benim sınıfımda biraz tecrübeli öğrenci de var, birinci sınıf olmasına. O tecrübe şu an birkaç kere almışlarsa. Burası hocam şuraya kadar geliyordu su dedi bana. Yurtta kalmış mesela. Yani biz gittiğimizde tamamen kurumuştu. Fakat o dere öyle çıktı. Buraya normalde girilmiyor, biraz tehlikeliydi falan dedi. O gün tehlikeli değil. Biz biraz yürüdük. Risk aldık yani. Şurada bir dakika, ben bir slide fazla atladım. Bir tane. Evet, şunu gösterecektim. Şimdi biz burada hemen bunu görünce zaten atmosferle ben buraya yapacağım, şuraya yapacağım. Bu arada kendileri seçiyorlar yerleri. Bütün izi gezdik. Kendileri seçiyorlar. Oralara belli hacimlerde, belli aktivitelerle bir şeyler tasarlayacaklar. Şimdi bir tane daha geçelim. Evet, önce bazı kolaj çalışmaları. Yani şunu da tabii söylemem lazım. Kolaj, teknik çizim falan ilk defa yapılıyor bunlar. Ama biz bunları tabii yüklememiz lazım. Tespitle ilgili kolaj çalışmaları yapıldı. Yani burada ne olurdu? Bazıları derenin akmış halini oraya koymaya çalıştı. Bazıları zaman çizgisiyle böyle böyleydi. Yani aslında yaptığımız şeyler çok benzeşiyor. Bizim mimari stüdyolarda ilk yaptığı şey aslında senaryolaştırma. Sizin o yaptığınız çalışma çok güzel yani. Ne olurdu, insan burada ne yapabilirdi, geçmişte ne oldu, bütün onu birleştirmek. O olmadan zaten mimari tasarım olmuyor. Yani insan kullanıcı aktiviteleri. Şimdi ben örnekler göstereyim biraz. Kolaj çalışmaları, böyle ne yapabilirimden sonra. Evet, bir tane geçtik. Evet, şimdi bu da öğrencilerin seçtiği yerler. 17 öğrenci sonuçta teslim ettik. Hatta dolu bir sınıfımız var, güzel oldu. Şöyle bir yerleşik oldu. Bu da sonradan çıktı tabii. Mesela genelde bize yakın yere yoğunlaşmış. Ben öğrenci merkezinden çıkınca şunu yapardım, şuna ihtiyacım var diyen öğrenciler böyle bir şey yaptı. Farklı yerlere yerleşenler de oldu. Böyle bir öğrencimiz yapısı. Bu arada maketlerimiz de şunlar. Burada söylemeyi unuttum. Bu sergi bizim 102 ve 201'in sergisi. Maketlerimiz 1 bölü 50, 1 bölü 100 ölçekte maketlerimiz var. Bazıları köprü önerdi. Çok, köprü olması çok ilginç. Yani akmayan bir derin üstündeki köprü aslında biraz dramatik ve sanatsal bir olay yani, değil mi? Mesela. Akma ümidini de çağrıştırıyor tabii. Evet. Bir gün akacağı ve hayalini de sonradan yapılıyor yani. Evet. Yani aslında ihtiyaç yok yani ama öyle olsun falan. Ben şey yaptım tabii, benim amacım da şöyle biraz mekanlaşma, o teknik çizimleri de yüklemek amacıyla öyle biraz küçülterek, büyülterek böyle bir şeye geldik. 2-3 öğrenci köprü üzerinde çalıştı. Altını mekanlaştırdı, hatta şu ikinci sıradaki maket. Üstte bir seyir terası, altta bir mekan. Orada öğrenciler oturuyorlar, puflar koydu, şeyler, birimler koydu falan. Onun dışında genelde dinlenme, barınma mekanları üzerine. Ben çalışmak istiyorum. Bana bir içine girebileceğim bir kutu gibi bir şey yapayım. Onu sonra modüllere dönüştüren öğrencimiz oldu. Hatta Ali burada. Ali tasarladı onu. Hı. Ben de dedim ki o zaman madem bunu modüler bir ürün haline getir, bu bir mobilya ise bunu kampüse serpiştirilebilir bir mobilya haline getirelim. Dedim Ali. O da öyle bir şey tasarladı. Üst üste koyulabilir, böyle tekrar hangisi? Edebilir. Ali'ninki direkt yanınızdaki. Şu. Evet. Onlar mesela bir kere üretebilir, üstte gelebilir, altta gelebilir. Modüler tek şey. Tek modülden çaka dedi. Onun adı da çalışma kapsülünden çaka. Böyle kıvrak isimler ürettiler. Ondan buradaki, sonra... Buradaki bu sarmal huzurdan da azıcık bahseder misin? Tabii. O sarmal, evet, onun slide yüklemeyi unutmuş. Bu dursun, bu güzel. Sarmal huzur koydu. Huzuru bilmiyorum. Son anda çıkmış insan. Çok da oralara müdahale etmedim. Şöyle bir şey oldu. Ya bu öğrenci aslında çok alternatiflerle geldi. Yani bir hem seyir terası hem üstünde bulunabileceğiniz bir pavilyon tarzı yarı açık bir mekan tasarlıyor. İçi de böyle oturma birimlerine dönüşüyor. Ben de tabii onu biraz, bu biraz dikeyde de oluşsun diye ben onu yönlendim. Çünkü biz amaçlarımızdan biri de biraz merdiven çizmeyi öğrensin açıkçası. Bununla, evet yani. Ondan sonra böyle bir tekrar eden sürekli bir kıvrım ve kendi içinde dönen böyle bir anısal yapıya dönüştürdü. Odanın becerisi ve makette çok iyi çalıştı yani. Hakikaten maketle ilgili şeyler yaptı. Huzuru konusunu bilmiyorum. O kendi bileceği iş. Ondan sonra şöyle, evet burada ben şu, bu mesela yurttan yürüyen öğrencilerin bakış açısı. Şu merdivenler aslında bizim şey olması gerekiyor değil mi? Yani ana eğitim alanları kısmına bağlayan peyzajla böyle şey merdivenler. Ama halbuki orası böyle yeşile kapanmış
Hatta neredeyse kullanılmayan bir şeye dönüşüyor gibi hissedilen bir şeye dönüş. Çünkü yani ana şey şuradaki binanın oradan işte simitçinin oradan şeyden asansörle falan tırmanmak yani ana aks. O değil. Şimdi demek ki bence zaten hem dereyle birlikte hem de o yurt ve eğitim binaları peyzajında belki bir böyle bir güncellemeyle onu böyle akıtmak lazım. Bu tarafa doğru diye benim aklıma geldi ve öğrenciler de onu hissetti yani onu bana söylediler. Bu derenin ekstra çıktısı oldu bence. Şimdi bir tane daha geçelim hocam, bakalım. Aslında zaman zaman orada bir hareketlilik oluyor. Oluyor mesela mu? Yasemin çiçekleri açtığı zaman orası bir koku zaten öyle çağırıyor. Mi? Evet. Evet. Fakat dediğiniz gibi şimdi düşününce ana bir özür diliyorum araya girdim. Estağfurullah. Ana bir şey gibi aslında separatör ya da birleştirici bir şey olması gerekiyor. Separatör şu anda. Evet. Gibi. Evet. Yani o merdivenlerin çok uzun olması biraz yıldırıyor insanları ve başka alternatif yollardan orayı açma şey yapmaya dikliği belki de hocam değil mi? Çalışıyorlar. Belki de hani kampüs çok alternatifler sunduğu için de oraya yönelmiyor öğrenciler. Bilemiyorum. Evet. Yani bir alternatif yaşamlarımız var kampüste. Şu da topluca bir şey yaptım. Burada olmayan bazı teslim sunulmayan projeler de var. Daha küçüklü büyüklü. Yani böyle çeşitli şeyler çalışıldı. O da güzel oldu. Özellikle yani konuyu serbest bırakmamız. Mesela şundan birazdan bahsedeceğim. Bir tane geçeyim. Şöyle. Evet. Mesela Yiğit Ali'nin çalışması. Tabii teknolojik arkadaşlar biraz. Mesela bu şey derenin ilk çıkış noktasında iPad ile gitmiş röleveyi almış zaten. Tamam şimdi bak yani ölçüyü almış. Tamam. Ondan sonra oraya bir yerleşki, bir parazit vari, böyle eklemlenebilen. Ben dedim ki bu o zaman sen öyle bir şey tasarla ki bu böyle değişebilsin, her taraflara böyle yapışabilsin. Sonra sökülebilsin, gidebilsin. Bu da oraya bir tane yapıştırdı birimi. O da şu siyah maket en soldaki. Evet, o da o birimler yani. O da modülerlik var içerisinde ama dereyle ilgili farklı yerlere eklemlenebiliyor. Mantığıyla. Evet, içinde bulunuyor, masasını açıyor bir çalışma birimi. Yani genelde çalışma dinlenme üzerinden herkes kendi ihtiyaçlarını öyle tanımladığı için öyle bir şey oldu. Herkes minik bir koza içinde bilgisayarıyla, telefonuyla takılmak istiyor. Evet, nedense yani öyle bir ihtiyaç var. Şey mesela yurt kısmında o bizim yani piknik masaları tipindeki masalarda orası yani yetersiz olduğunu, çok şey olmadığını, akşam işte orada yeterli olmadığını falan söyledikleri için böyle şeylere yöneldiklerini düşünüyorum ben. Toplanma alanı, bir araya gelme alanından ziyade yalnız kalabilme alanları tasarlıyorlar. Evet, bazıları bir eğilim var gibi ise. Bazıları öyle şeyler yaptı, evet. Yani evet, bu daha çok toplanma alanı, huzur diyen öğrencimiz toplanma alanı yaptı. Yine bir köprü çalışması. Bu da pardon çok gidiyor. Modüllerin bir arada bulunduğu çalışma alanları. Bu öğrenci de yani hem birlikteyiz hem ayrıyız vesaire şu ortadaki. Şu parazit olan. Bir tane daha geçelim. Evet. Köprü çalışması. Bir tane şu başka bir şeye dönüştü. Onun ortadakini göstereceğim. Evet. Bu da Berkay'ın çalışması. Şimdi Berkay şu vaziyet planında şuradayız diyor. Yani sahanın yanında. Ben dereye doğru kendini böyle oturmuş yani diyelim. Bir yapı tasarlayacağım. Bu da bir organik yapıdır. İçerisinde hem de böyle dikey olarak çıkabileceğim iki katlı bir yapı tasarlayacağım. Bu maket serüveni çok ilginç. Onu da biraz anlatayım mimarlıkla ilgili. Elde kilde. Evet onu da getirebiliriz. Güzel bir maketimiz var orada. Göstereyim ben de onu. 3D printle basılmış bir maketimiz var. Onu tasarlayayım. Şimdi ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani 102 için bu zor şeyler bunlar. Bir modelleme programı çözdü. Onu da iPad'deki bir Shaper programını çözerek bunu buna getirdi. Uğraştı. Oradan olmadı, orada olmadı. Baskıyı halletti bir şekilde. Böyle bir yapı. Yok. Open Fab'de yapamadık. Şey oldu. Şöyle koyabiliriz efendim. Sonra dışarıda outsource ederek çözdü. Berkay'a da teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Tabii yani hedefimiz şu. Ben bazen yani yapılaşmayı çok da teşvik etmemek lazım. Oradan kalkabilir, gidebilir yapıları ben şey yapıyorum. Genel hafif yani. Çünkü yani biz bir
toplu bir yapı yapacaksak zaten onun kararı verilir. O oraya yapılır falan. Biz burada hafif şeyler öneriyoruz. Bunun malzemesi sonra ahşaptan olacaktan sürdürülebilir, tekrar sökülebilir olur vesaire. Onlar ayrı konular. Bir şey var mı bunda, kaydıraklaşma falan? Evet, yok, fakat bu kıvrımlar mobilyalara dönüşüyor. Ha. Onu da ben yani teşvik ettim. Böyle bir şeyler yaptı, daha çok yap gibisinden. Yani kütle senin tasarladığın içerisinde aktivitelerini sağlayacak şeye böyle dönüştüğü zaman o çok kuvvetli bir şey. Çünkü yani ben şey diyorum, tasarım bir bütündür, bölünemez yani. Çünkü böyle mobilyayı alıp satın alıp koymamalısın gibi. Her zaman öyle düşünmek lazım. Beraber tasarlayabiliyorsan ne ala gibi. O tasarımları da öyle yaptık. Şimdi evet, bu da Deren'in çalışması. Şunları da söyleyeyim, ilgilenenler olabilir. Şu maketin fotoğraflarını çekip yapay zeka ile o malzemeleri girip sanki renderlamışçasına görselle dönüştürdü Deren. Bu da bizim stüdyomuzun böyle bir yan çalışması gibi bir şey. Bu da güzel bir çalışma. Evet, bu 201'de Onur'un çalışması. Bu daha kapsamlı. Şimdi bununla ilgili özel bir parantez açayım. Bu bir bisiklet pavilyonu yapacağım dedi. Neden? Çünkü ben burada bisikletimle gezmek istiyorum dedi kampüste. Ve bisikletle insanlar park etsin, öğrenciler. Onun için bir rota önerdi. Rotanın uygunluğunu çok tartışmıyorum fakat yani önerilebilir. Alternatif rotalar da olabilir. Fakat yerinde de şeyde, spor salonunun çıkışındaki o yerde ben bunu yapabilirim gibi bir şey söyledi. Orada bisikletini park edip alabilecekleri, ihtiyaçlarını çözebilecek bir yapı tasarladı. Yapının strüktürünü falan güzel tasarladı. Fakat sonra planlarda biraz tabii süremiz kısıtlandı. Yine güzel proje olduğunu düşünüyorum. Bu da Aslan'ın projesi, köprü yapan. Şurada ikinci sıradaki makette. Çok çalıştı o da köprü. Yani çok alternatif köprü. İşte o kollar iki yana mı ayrılsın, oradan değsin, oradan geçsin vesaire. Altta mekan olsun, mekanın içinde ne olsun. Çok böyle mekanda şey yapma, yapılaştırmamak lazım, yapıya çevirmemek lazım. O da güzel bir çalışma yaptı. Bu da demirin maketi. Bu da iki katlı bir çalışma. Teknik çizimlerini görüyorsunuz. Tabii oraya yerleşmiş bir yapı gibi. Biraz aileden de mimar olduğu için biraz böyle teknik çizimleri kuvvetli oluyor. Böyle yapı yapmak istedi tabii. Ondan sonra evet, burada bitiyor. Yani genel olarak bizim stüdyomuz 17 kişi her yere yerleşti. Deren'in izinden yola çıkarak biraz da kampüse artık böyle uzanmış olduk. Yani biraz da o şeyi de açtık gibi. Çerçevesi de kent mobilisinden çıkıp biraz yapıya dönüştü ama söküp takılabilir bir yapıya dönüştü. Yine de ben olumlu buluyorum. Yani oradaki şey, evet, biz hissettirebiliriz, biz bunu fark ettirebiliriz. Öğrenciler bu aktiviteleri burada yapabilir. Kampüsün genel bir senaryosunu yükseltebilir gibi bir şeyi yakaladığımızı düşünüyorum. Güzel bir çalışma oldu. Kalabalık bir stüdyo. Normalde stüdyolarımız 13 kişi falan olur. Bizimkisi 21 kişiydi. Dikey stüdyo yani, 102-201. Ama 17 kişi teslim etti. Ben açıkçası çok yüksek beklemiyordum yani. 4 kişi. Onlar da yarım çalıştı da neyse, ama motivasyonları düştü herhalde. Böyle bir şeyimiz oldu. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. İnşallah süreyi güzel kullandık. Ben alabilirim. Evet, tamam. Tamam. Evet, Ezgi Hamza Çebi hocamız edebiyatla, kurmacayla, hayallerle, hayal kurarak bir takım senaryolar üzerinde çalışmıştı çocuklarla, öğrencilerle birlikte. Mehmet hocamız mimari tasarım tarafından değil yaklaşırken. Şimdi Yasemin Yıldırım hocamızın stüdyosunda iletişim ve tasarımı bölümünde hocam, öğretim evet görevlisi Yasemin Yıldırım hocamız. O da aslında burada tasarım, teknoloji ve toplum programında doktorasını aynı zamanda devam ediyor. Tasarım eğitiminde high flex ortamlara odaklandığınızı okuyorum kendi çalışmalarınızda. Bir yandan da stüdyonuzda biz de sunumumuzda bulunma fırsatını yakaladık. Öğrencilerle yaptığınız şeyleri bugün dinlemek için sabırsızlanıyoruz. O hallolurken ben başlayayım o zaman. Tekrar merhabalar. Ben önce kendi yolculuğumdan yaklaş ekibiyle başlayan serüvenimden ve devamında da sürecin nerede başlayıp nasıl ilerleyip ilginç noktalara, heyecan verici noktalara geldiğinden bahsetmek istiyorum. Bir sabit kalalım. Evet. Hangisine basacağım? Sağ ol. Tamam.
İlk karşılaşmam benim yaklaşık ekibiyle bu dönemin başında gerçekleşen, değil mi? Açık, evet, diyalog buluşmasında oldu. Ben oraya hiçbir şey bilmeden ama tamamen açık bir kalple gittim. Beni de oraya davet eden ve burada böyle güzel çalışmalar yapıldığından haberdar eden de Can Berk'ti. Kendisine teşekkür ediyorum tekrar. Oradaki ortamda ben zaten dersin, stüdyonun kapsamında biraz daha farkındalığa yönelik, bilinç oluşturmaya yönelik bir proje konusu üzerinde çalışma isteğim vardı ve burada yapılan çalışmaları gördükten sonra kesinlikle tamam dedim. Yani bir ders entegrasyonu olacak ve yine beni en çok etkileyen şey bilim iletişimiyle sanatın birleşimi üzerine yapılan sorgulamalar ve tartışmalardı. Tabii bu noktada biz, yani iletişim tasarımcıları, bu konuya yönelik ne yapabiliriz sorusu ile başladık. Her şeyden önce niyetimiz olabildiğince somut müdahalelerle bir bilinç oluşturabilmek, bir eyleme çağrı yaratabilmekti. Çünkü biz aslında, yani biz kural koyucu değiliz, mühendis de değiliz, mimar da değiliz. Biz bu işin tamamen bilgisinin, belki bilimsel yönünün ya da problemlerini ya da yapılabilecek doğru şeylerin iletişimini sağlayabilecek yerdeyiz. Dolayısıyla da iletişim tasarım stratejileriyle, nereye kaydı, ben mi kaydırıyorum? Kampüsteki dere farkındalığını arttırmaya odaklandık. Bilim iletişimine yoğunlaştık. Bunu yaparken sanat odaklı eylem araştırması yöntemini uyguladık. Ve buna ek olarak da katılımcı tasarım yöntemi. Bunlar aslında tasarım araştırmasındaki metotlardır. Sanat odaklı eylem araştırması deyince, yani direkt aklınıza şey gelmesin, yani sanat yapmak değil ama sanat bakış açısıyla acaba bilgi nasıl yayılabilir örneğin diye düşünebilirsiniz. Bu noktada da şöyle bir soru sorduk kendimize. Biz o zaman direkt sıfır noktasına inelim ve acaba dedik, yani bu kampüs alanındaki bu güzel rota bir kanvasa dönüşebilir mi? Yerinde bir müdahale yapabilir miyiz? Ve bunu nasıl yapabiliriz? Dereyi fark ettirmek, derenin önemini vurgulamak için neler yapabilirizden yola çıktık. Fakat orada kalmadık. Derenin etrafında aslında suyla ilgili, yerel su kaynaklarıyla ilgili ve dolaylı yoldan ilgili diğer konuları bu onun çevresinde işleyebilir miyiz diye bir sorgulamaya girdik ve genelde de şu anda işleri gösteremiyorum, yapım aşamasındalar. Fakat hali hazırda bu konulara da değinen ama dere konusunun da, kampüsteki dere konusundan da ayrışmadan bunu ifade etmeye çalışan bir takım enstalasyonlar geliştiriyoruz diyeyim, oluşturuyoruz. Derslerden biraz bahsedeyim. Dersin başlangıcı tabii ki yine her, ya bu arada Merve hocamdan tecrübeli bazı öğrenciler vardı. Daha bir alt projeyi ondan aldıkları için bir kısmı konudan haberdardı ki bu bizim için büyük bir avantajdı her şeyden önce. O yüzden hocam teşekkür ediyorum. Neler yaptık? Sınıf içinde çeşitli, benim de yönlendirmelerimle fikirler üretmeye başladık. Tabii öncesinde bir ön araştırma yapıldı. Aynı zamanda dünyadan örneklere bakıldı. Bu tür konularda neler yapılıyor? Dereyle, yani sularla ilgili ya da değil, hiç fark etmez. Ve tasarlama süreçlerinden geçtik. Yaklaş ekibi her daim zaten yanımızdaydı. Onların da katılımıyla birlikte beyin fırtınaları gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimiz oldu. Gerçekten çok verimliydi. Çünkü bazı noktalarda dış gözün de
önerilerini ve hatta bize ilham verecek kaynaklarına ulaşmak açısından çok önemli görüyorum. Daha sonra bu görüşmelerden aldığımız feedbackle bir sürü fikir çıkarıldı ama belirli bir fikre doğru aslında yavaş yavaş evrilince biz de dedik ki ya tamam biz mimar değiliz. Ama biz yine de bunu bir en azından kuş bakışı görebilelim, bir kampüsün üzerinde hayal edebilir miyiz deyip nihai olabilecek en güçlü fikirler üzerine maket çalışmaları yapıldı. Ve bu süreçler bu arada sürekli tartışmalarla, peer kritiklerle geçiyor yani aslında. Ben tamamen kolaylaştırıcıyım yani yönlendiriyorum ama tasarım kararlarında genelde hep birlikte ilerliyorlar. Yani birçok fikirden de vazgeçtik bu noktada. Bunların hepsi yine dere rotasının etrafında spesifik noktaları konuşlandırılmış enstalasyon proje fikirleriydi. Hop. Evet. Hop. İletişimimiz devam ederken tekrar müşterek görüşmelerini gerçekleştirdik. Bu sefer Esra Hoca da bize eşlik etti bir dersimizde. Bu da bizim için çok önemliydi. Çok yani aslında kampüsün yerlilerinden farklı alanlarda ve konumlardaki kişilerin bir araya gelerek ortak bir dert üzerine fikir paylaşımı açısından çok değerliydi. Tabii burada hani şeye bak. Bizde süreç hani yani işte tasarım ya da işte proje güzel iyiden öte ya bunun etki alanı ne olabilir? Burada etik değerler yeterince sorgulanmış mı mesela? Çünkü spekülatif projeler var. Ondan sonra tamam bunu gerçekten hayata geçirsek ne gibi malzemeler kullanabiliriz? Bizim grubun tabii ki en büyük arzusu olabildiğince sürdürülebilir destekleyen malzemelerle bu işe devam edebilmek, hatta kullanılmış bazen malzemeleri değerlendirmek. Bunun dışında diğer konular, telif gibi mevzularda tartışılıyor. Bu bizim için çok besleyici oluyor gerçekten işin. Çünkü o tarafı biz atölyenin içinde kendimizi kaybediyoruz ve oraları es geçebiliyoruz. Ve bunun en önemlisi de tabii ki bir bilinç oluşturmayı hayal ediyoruz. Ama bu bir bilgi ve bu aslında bilimsel bilgiyi nasıl mobilize ederiz konusunda da çok besleyici tartışmalar gerçekleşti. Aslında gerçekleşiyor diyeyim. Şu anda projelendirme aşamasındayız. Neredeyse dosyaları bitti. Yine kendimizce kaynaklardan faydalanarak teknik çizimlerini yaptık. Hangi materyallerden faydalanabiliriz? Onların listeleri oluşturuldu. Yakın zamanda da malzemelere erişmek ve yine şöyle de bir şey ekleyeyim, yani burada değil şu an hocamız da fakültemizdeki atölyelerden de faydalanabilecek olmamız bizim için çok büyük bir şans. Burada da yeni sorular çıkıyor tabii. Arzu ettiğimiz malzemeyi orada belki kesimhanede üretemiyoruz ama üretebildiğimizi nasıl arzu ettiğimiz forma getirebiliriz gibi tartışmalar var şu anda tamamen. Mayıs ayında sergiyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yaklaş ekibiyle beraber tabii ki onların da destekleriyle. Hani temennimiz bu yönde. Böyle şimdilik anlatabileceklerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Yani evet. Öğrencileriniz hakikaten ciddi bir sanatsal araştırma da yürütüyorlar. Evet, evet. Yani yalnızca bir iletişim tasarımı projesi gibi yaklaşmıyorlar meseleye. İşin dediğiniz gibi estetik taraflarına, işte öğrencilerle, burada yaşayan toplulukla nasıl kurulacak olan ilişkiye, evet, kalıcılığa, geçiciliğe vesaire çok boyutlu bir şekilde kafa yoruyorlar. Umuyorum ki hepimiz hayranlıkla onları yerlerinde de izleyebileceğiz. Şimdi Zeynep Merve Uygun Azizoğlu hocamla devam edeceğiz, kapatacağız bu oturumu. Aslında uzun süredir derslerinizde sürdürülebilirlik kavramlarıyla entegre çalıştığınızı bir yandan biliyoruz. Zeynep Merve Uygun Azizoğlu hocamız Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde, o da İletişim ve Tasarımı bölümünde öğretim görevlisi.
O da Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı'ndan sonra transdisipliner belgesel film üzerine bir doktora yapmış ve bilim iletişimi, alternatif anlatılar, veri görselleştirmenin, hikaye anlatıcılığının farklı yeni yaklaşımları üzerine, yöntemleri üzerine çalışıyor. Sizden de dersin stüdyonuz kapsamında yapmakta olduğunuz çalışmaları dinlemeyi çok istiyoruz. Tabii ki. Öncelikle sizden bir ricam olacak. Ben burada çok üşüyorum. Şu tarafa şöyle geçsem. Lütfen yer değiştirelim ayakta mi? Ayakta durabilir miyim? Tabii belki. Ki elbette, elbette. Çünkü böyle bayağı bir kamera açıları bakımından belki. Bir tek onay alalım. Kayalım. Olur. Tamam, tamam. Ha tamam. O ya. Zaman öyle. Tamam. Şunu da çıkarayım öyle. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben aslında bir soruyla başlamak istiyorum bugüne. Covid mikrobunun şeklini bilmeyeniniz var mı? Nasıl rengi, şeklini hiç görmemiş olan biri? Hiç o zaman Türkiye'de bulunmadınız mı acaba? Çünkü evet, o ondan bahsediyorum tam olarak. Peki hayat eve sığarı görmeyen var mı? Kullanmayan var mı? Mobil yok. Uygulama. Evet. Değil mi? Evet. İşte bunları yapanlar aslında Yasemin Hoca'nın da çokça bahsettiği gibi bilim iletişimi yapan iletişim tasarımcıları. Biz de bu alana ilgi duyuyoruz ve ben burada biraz da aslında keşfettim yeniden. Yan sınıflarda yapıyoruz evet. Dersi ve hani hocamla ne kadar fazla kesişiyor alanlarımız. Yine sizler de bahsederken aynı şey oldu. Aslında Esra Hoca'nın da bugün bahsettiği hani dikey yerine yatay bir iletişim kurma hali Özlem Hanım kafasını sallıyor oradan. Yani ben üniversiteye geldiğimden beri bunu burada çok görüyorum ve bu nedenle çok mutluyum gerçekten. Hani sizlerin, herkesin birbirine katkısı, yeri geliyor işte Kaan Hoca'yı davet ediyoruz. Canberk o 301 bilim iletişimi iklim dersini, yani iklim görselleştirmesi dersini alıyordu. Şimdi platformda harika bir iş arkadaşı olarak aramızda. Bu gerçekten hani ben şu anda tek başıma bir şey anlatıyorum ama şu ekranda bile sadece 10 tane film var. Ayrıca yeşil şapkalı İnci hocamız da her zaman derslerde benim destekçim ve birlikte yapıyoruz. Yani buradaki pek çok insanla birlikte yaptığımız bir şeyi özetlemeye çalışacağım. Birazcık daha bu projenin özeline gelmeye çalıştığımda kendi alanımla çok iyi meç ettiğini düşünüyorum. Çünkü yine etimolojiden gidecek olursak sinemanın kökeni kinematograf, hani kineden gelir, devinim, akış, harekettir. Aynı şekilde dereler de, su da öyle bir akış hali var ve bu ikisinin paralel bir şekilde ilerlemesi gerçekten bana çok büyülü geliyor. Bununla birlikte hani Heraklitus'un da sözünü hepiniz bilirsiniz. Hani aynı derede iki kere yıkanamazsınız. Neden? Çünkü dere de değişiyor, biz de değişiyoruz. Bu değişim ve dönüşümü belgelemek gerçekten çok heyecan verici. Çok çok detaylarına girmeyeceğim. Çünkü gerçekten benden sonra aslında harika bir film izleyeceksiniz. Asfaltın altında dereler var. Benim herhalde 2-3 defa izlediğim bir filmdir. Oraya gelmeden önce ben kısaca kendi öğrenci projelerimi eğer böyle bir açabilirsek ekranı Canberk, oradan minikçe bir bahsedeyim. Şimdi bu üniversiteye başladığımda aslında sürdürülebilirlik daha önce de çalışıyordum. Data görselleştirmesi, dijital hikaye anlatıcılığı. Ama burada işte üniversitenin bir hani Pierre Bourdieu'nun bu habitus kavramından çok etkilenen bir tarafı var. Yani hepimiz bir üniversitenin bir habitusu var ve dere dendiği zaman hiçbirimiz ona karşı kayıtsız kalamadık. En azından bu salondaki insanlar. Baktım öğrenciler ilk geldiğimde tool'lara çok hakimler. Yani bir de şimdi yapay zeka girdi değil mi hocam? Yani şunu yap dediğinizde yapamayacağı bir şey yok bizim öğrencilerimizin. Ama gelin görün ki onun teorik altyapısını oluşturma, datayı sağlama ve bunu araştırma noktasında özür diliyorum ki bizim neslimize göre bayağı zayıf, geri planda başlıyorlar. Biz de o konuda destekliyoruz. Yani bilim iletişimi o yüzden bence şahane bir şey oluyor. Ve aslında en önce duyularına hitap eden şekilde ve hani bu gerçekten bir ihtiyaç
diyecekleri noktada bir anlatım kurmak gerekiyor. Yoksa İSKİ'nin web sitesini açtığınızda işte oraya bir şeyler, harf, rakamlar böyle birbirine karışık. Yani ilgilenmiyor insanlar, çok doğal olarak ilgilenmiyorlar. Ama daha sonra işte bir 25 litre belgeseli var, belki görmüşsünüzdür. O belgeseli izledikten sonra sınıfa gelip şey diyor, hocam sifonu çekerken bile bir düşündüm. İşte et yiyoruz ve ben gerçekten şey, çok fazla su harcıyorum. Yani bir sonraki neslin suyunu harcamışım bile dün. 25 litre değil işte 100 litre harcadım vesaire demeye başladığında, yani kendi hayatına dokunduğunda ondan sonra bunu, hikayesini anlatmak istiyor. Ya da dere var üniversitede, biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Hadi gelin hep birlikte bakalım diyoruz. Ona baktıktan sonra onun hikayesini yapmak istiyor. Çünkü o zamana kadar dere nasıl bir dere? Hepimizin aklında o sözcük başka bir görselleştirme yaratıyor çünkü. Ama gördüğünüz zaman bu da değişik bir şey bizim okulumuzdaki dere de yani. Orayı gören herkes onunla ilgili bir şey yapmak istiyor. Ne kadar hani çok cılız da olsa tırnak içinde böyle bir şehrin içerisinde bir vaha gibi duruyor aslında çünkü. Ve bizi bambaşka kavramlara bağlıyor. O yüzden de böyle bir proje başladık. Bu mesela, bu öğrencimiz Ürdünlü bir öğrenci. Ve kendisi HS ile gidip görüşmeler yaptı. Bütün sınıf arkadaşlarıyla birlikte çektiler bu projeyi. Ürdünlü bir öğrencinin, su kıtlığı yaşanan Amman'dan gelmiş bir öğrencinin Özyeğin'deki dereyle ilgili bir şey yapıyor olması bence önemli. Yani okul aidiyetini arttırıyor. Bir de zaten uluslararası öğrencilerin dil problemi de var. Eğri oturup doğru konuşalım. Yani kendi içlerinde sosyalleşiyorlar genellikle. Mesela bu projeyi yaptıktan sonra o öğrencinin sınıf arkadaşlarıyla angajmanının da artması bence önemli bir şey. Hani diğer tüm her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Pedagojik olarak düşündüğümüzde de. Şimdi göreceksiniz zaten deremizi. Böyle bir ayrı bir yer, bir anda hani o işte merdivenler, yapılar, binalar vesaire derken değişik bitkilerin de olduğu bir alan burası. Belki şey yapabiliriz, bu mesela başka hikayelere de bakabiliriz Canberk. Mesela mesela İstanbul Çeşmeleri, Kadıköy'de yaşayan bir öğrenci İstanbul Çeşmeleri'nin izini sürdü ve bunu yaparken size dediğim gibi bu görselleştirme onlar için çok kolay. Yani arşivi daha parlatarak kullanma yetenekleri var ve bu aslında hani arşivi yeniden arşivlemek, görselleştirerek arşivlemek değerli bir şey. Yani 20 yaşındaki bir öğrencinin hani gidip bunları bulması, o zamanki bir sakanın dilinden nasıl konuşurum, yani sakanın ağzından hikayeyi yazması, bu yani kullandığımız bazı teknikler var. İşte bir tanesi özdeşleşme, o kişinin ağzından hani kişiselleştirerek hikayeyi yazma vesaire, gidip oraya bakmaları, sonra tekrardan işte bu. Mesela orada oturan başka bir öğrenci daha var Kadıköy'de, işte diyor ki "Aa, ben de hiç orayı görmemiştim." Sonra gidiyor onun fotoğrafını çekiyor, arkadaşına getiriyor. Yani bu, çünkü hani hep bahsettik ya, doğa organik bir yapı, yani yaşamaya devam ediyor. Çeşme orada yok olmuş olacak ama belki oradan geçen bir derenin hikayesini de ya da oraya kaynak sağlayan suyun hikayesini de öğrenmiş oluyor öğrenci. Ve böylelikle ne yapabiliriz'i düşünmeye başlıyor. Haritalar üzerinden çalışmaya başlıyorlar mesela şurada gördüğünüz gibi. Belki bu dolgu, İstanbul dolgu hikayesine de bakabiliriz çok kısa. Mesela bir öğrencimiz yine benzer şekilde bir görselleştirme yaparak İstanbul'un kıyı tarihine baktı. Bizans döneminden itibaren nasıl kullanılmış? Çünkü biliyorsunuz ki hani çok nadir, belki de tek coğrafya içinden bir boğazın geçtiği ve hani iki kıtanın kavuştuğu bir yer ve onun etrafındaki hareketlilik ekonomik olarak, sosyal olarak, coğrafi olarak, deniz hamamları mesela Osmanlı'da çok kullanılan bir şey, hani haremlik, seramlık bir şekilde mevsimsel olarak kurulan ve mobil, yani modüler bir şekilde sökülen alanlar.
Kadınların da denize gittiği, ilk önce gayrimüslimlerin aslında başlattığı da daha sonra Atatürk'ün Florya'daki deniz köşkünün yapılması sonrasında karma plajların devreye girmesi, Moda, Kadıköy'de ilk karma plajların halka tanıtılması, işte oraya turlar götürülmesi vesaire ve denize girmenin, hani deniz kültürünün, tatil kültürünün Türkiye'ye nasıl geldiğiyle ilgili bir kısa bir belgeseldi o. Burada da mesela sahiller nasıl dolgu malzemeleri nasıl doldurulduğu time-lapse şeklinde görebiliyorsunuz. Mesela Yenikapı'da, Maltepe'de vesaire. Aslında çok farklı yerlere baktı öğrenciler. Bu şekilde yani hem kendi görüntülerini kullanıyor hem stok görüntü kullanıyor. Öncelikle bir araştırma yapması gerekiyor. Daha sonra bununla ilgili bir saha çalışması yapması gerekiyor. Sahaya gidip kiminle ne konuşacak, nasıl konuşacak, nasıl iletişim kuracak. Yani burada işte antropoloji devreye giriyor. Onun öncesinde birazcık hani data, veri bilimi devre, veri okuma melekelerini açması gerekiyor. Bunun sonrasında edebiyat devreye giriyor çünkü bir metin yazması gerekiyor. Sonrasında bunu storyboard'a dönüştürüyor. Orada artık daha sinematografik bazı becerilerini kullanması gerekiyor. En sonunda bunları işte kurguluyor. Post prodüksiyon ve prodüksiyon sırasında animasyon, işte kil animasyon, kağıt animasyon, iki boyutlu animasyon ve vesaire pek çok tekniklerle işte gördüğünüz gibi mesela şunlar bile hepsi bir data görselleştirmesi gibi yöntemler kullanıyorlar diyebilirim. Aslında ne kadar çok şey öğreniyorlar. Yani kampüsteki dereden hareketle önce hangi konulara odaklanacağız diye tartıştınız. Evet. İstanbul ve su odağında hep birlikte bizimle katıldığımız süreçlerle bir yere vardık öğrencilerin de fikirlerini alarak. Sonrasında İstanbul ve su içinde ben neye bakmak istiyorum, neyi ilginç buluyorum? Bir soru sormayı ve cevap aramayı öğrendiler aslında. Sonra dediğiniz gibi araştırma yapmayı ve bütün bunları da bir hikayeyle sunabilmeyi ve farklı yöntemlerle, farklı tekniklerle. Bir müjde de verelim. Bu cuma günü herkese açık bir atölyeniz olacak. Zeliha İnci Asal hocamızla birlikte ikinizin yürüteceğiniz. Bu cuma ve gelecek hafta cuma iki oturumdan oluşan ve hepimizin aslında bu videolardan birinin üreticisine dönüşebileceğimiz herkes davetli. Bir atölye. Evet. Herkes davetli. Bütün idari, akademik personel, öğrenciler isteyen katılabiliyor. Kayıt linki her yerde var. Hani yine de bulamazsanız lütfen bize sorun. Türkçe, İngilizce olacak iki dilde. Evet, çünkü uluslararası öğrencilerimiz de katılmak istiyorlar. Ve duyduk hani, duymadık demeyin. Siz de bu video üretimine katılın diyoruz o zaman. Çok teşekkürler hocam. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Şimdilik yok. İşte bütün bu şey çok yani mimarlık, tasarım, edebiyat buradaki kesişimleri dinledik. Umuyorum ki bir sonraki sefere hukuk, sivil havacılık, gastronomi, mühendislik hepsi aslında katılabilir. Çünkü burada çok fırsat var gerçekten. Yani disiplinler ötesi düşünmenin, yatay öğrenmenin bize getirebileceği çok fırsat var. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi açtığımız için ben daha fazla soruyla açmayacağım. Zaten sizler mükemmelen açtınız. Belki katılımcılardan, dinleyicilerden bir sorumuz vardır. Bir iki dakika onlara da şans verelim. Ya da bir yorum, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Peki. Çok teşekkür etmek istiyorum. Ben gerçekten. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir buçukta yine burada Ankara'nın derelerini anlatan Asfaltın Altında Dereler Var filmi belgeseli gösterimiyle yeniden buluşuyoruz. Yönetmeni Yasin Bey de aramızda. Yasin Semiz de bugün aramızda. Ve sonrasında film gösterimi yaklaşık 52 dakikalık zannediyorum bir belgesel. Sonrasında da Zeynep Hocam ve Kaan Hocam'la bir yönetmenle bir söyleşi gerçekleşecek. Hızlıca bir şeyler atıştırıp oruçlu olmayanlar sonra burada buluşmak üzere.